Kemaliye'nin mevcut eski yolu gördüğümüz gibi 44 kilometrelik hat. Zigzaklarla giden bir yol. Coğrafya şartlarına göre zorlu bir yol. Haritada göründüğü gibi Dutluca'ya kadar 44 kilometre değil evet, mi? Eski mevcut yol. Peki şimdi tünelleri açarsak? Tünelleri açarsak maviyle bir içerisinde. Gidiş bir geliş tünel değil evet, mi? Evet bir gidiş bir geliş 12 metrelik bir genişliği mevcut. Tünel. Evet. Tamam. 6 tünel bir viyadükle beraber 21 kilometrelik bir hat oluşuyor. Böylece 23 kilometre kısalıyor. Kısalıyor. Yok yani 44 kilometre yerine 21 kilometre ile yolu kısaltıyoruz. Evet. Kemaliye yani Kemaliye Dutluca arası 21 kilometreye düşecek. Burada acaba ne kadar sürede gidiliyor araçla şimdi Kemaliye Dutluca arası şu andaki yolla? Eski mevcut yolla yaklaşık olarak 1 saat 1 saat 15 dakika arası sürüyor. 1 saat 15 dakikada gidilen yol 20 dakika. O 15 dakikada gidilmesi sağlanacak. 10 dakikada. 10 dakikada. 120 kilometredir buranın şeyi. Evet, hızla giderse 10 dakika. Biraz annesin. Şu tren verdik oradan. Oraya sarara devam ediyoruz. Burada Kemaliye'deyiz. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Kuzey-Güney hattının tüneller bölgesindeyiz. Burası Erzincan, Refahiye, İliç, Kemaliye, Dutluca ve Arapgir'i Malatya'ya bağlayan hattın tüneller bölümünde bulunuyoruz şu anda. Bu tüneller 21 kilometre tünel ve çalışmalar hızla devam ediyor. Burası daha önceki yol 44 kilometre iken tüneller yapıldığında 21 kilometreye düşecek. Önceki ulaşım süresi 1 saat 15 dakikayken bu tüneller açıldığında inşallah 10 dakika ile 15 dakika arasında burada seyahat yani Kemaliye'den Dutluca'ya gideceğiz. Ayrıca Sünebeli tüneli de devam ediyor. Böylece Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yollar çok daha rahat, konforlu olacak ve yolculuklarda daha emniyetli ve konforlu olacak. Şu anda çalışmalar sürüyor. Buranın bedeli de 10 milyar lira civarında bir yatırım. Kemaliye de yakışır, Refahiye de yakışır, Malatya'da, Erzincan'a da hepsini birbirine bağlayan bir yol olacak ve bu Kemaliye'nin gelişimine de katkıda bulunacak. Bu yol bittiğinde hem Kemaliye Erzincan bağlantısı daha kısalacak hem de Kemaliye Malatya arasındaki yol da daha kısa olacak. Bu bölge Kemaliye ile Dutluca arası 6 tünel bir viyadükle geçiliyor ve bu tünellerden %30'u şu anda imal edilmiş, devam ediyor inşallah. 2 sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Yani Kemaliye ve tabi başka projelerimiz de var. Hem taş yolunu, aynı müteahhit taş yolunu yenileyecek ve taş yolu daha konforlu hale gelecek. İnşallah kısa zaman sonra doğalgaz da bağlanacak ve Kemaliye hak ettiği yere gelecek diye bugün Kemaliye geldiğimizde bizden istedikleri her konuya özellikle eğiliyoruz ve Kemaliye'de seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu seçim çalışmaları sırasında Kemaliyeli kardeşlerimiz neyi istediyse onunla ilgili çalışmalarını sunuyor. Burada bu yolun yapımında en büyük emek tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sayın Binali Yıldırım'ın ve de ondan sonraki Ulaştırma Bakanları, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum.